Şimdi Tabii. konuşmadığımız hisselerden seçeyim. Bir miktar beğendiğim hisselerde hareket olduğu için biraz zorlanıyorum. Hani seçme konusunda. Çünkü mesela bugün bu hareketi yapmasa Turkcell diyecektim ama Turkcell bugün %7 yaptı ki Telekom hiç hareket etmezken yaptı bu hareketi. O yüzden bir miktar orada 57 hedefim vardı. Oraya doğru geldik. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Biraz önce sayayım. Hani Sabancı Holding'i ne kadar beğendiğimi takip edenler bilir. Koç'u da beğendiğimi bilirler. Ama biraz önce söylediğimi tekrar altını çizeyim. Bence Doğan'la özellikle Anadolu Grubu Holding geride kaldı. Anadolu Grubu Holding'i değerlendirebiliriz. Yani holdinglerden mutlaka elinizde bulunsun ve bu ayrışma devam edecek. Ben Sahol'de de hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Onun haricinde Göknur'u çok beğendim. Birkaç yayın önce de söylemiştim. Bir miktar da yukarı yönlü hareketlilik geldi. Elit gibi, Göknur gibi şirketlerde hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum. Ben burada bir tık daha Göknur tarafındayım. Bu değerlendirilebilir. Çok yüklenmeden pozisyon açılabileceğini düşündüğüm şirketlerden biri. Hani bu tarafı değerlendirebiliriz. Onun haricinde ben Alarko'daki hareketliliğin orta uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Hani biraz önceki şeyin tekrar da altını çizerek konuşabileceğim yapılardan biri. Bugün Ama hala konuşmadık. hiç konuşmadık. Bugün gene konuşmadık. Doğuş Otomotiv. Doğuşta yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Hani konuşmadığımız şirketleri, beğendiğim şirketlerin altını çizmek için buralardan geçeyim. Doğuş Otomotiv'in de potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüğüm şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde ben bir miktar gölgede kaldığını, bugünkü hareketin de iyi olduğunu, hatta yeni başladığımızı düşünüyorum. BİM de bugün konuşmadığımız kağıtlardan biri, portföylerde değerlendirilmeli. BİM tarafında da pozisyon alınabilir. Devam da, hani hareketin devamı da beklenebilir diye düşünüyorum. Konuşmadıklarımızdan gene seçmeye çalışayım. Ha bu arada özellikle hizmet sektörü tarafında, yani sigortayı çok ıskalamıştık. Sigorta artık konuşalım. Yani özellikle ak sigorta tarafı çok iyi gelecek zaten. Bilanço beklentileri de var. Bu miktar koyulabilir. Aracı kurumlar tarafı iyi gelecek. Faktöringler tarafında hareketlilik var. Portföyünüzde bunlardan ben aracı kurumlarla sigortaları bir tık ayrıştırarak portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de biraz önce saydım. Çok konuşulmuyor ama Coca-Cola gerçekten inanılmaz hareket ediyor. Anadolu Efes ve Coca-Cola potansiyeli yüksek şirketler, yakından takip etmenizde yarar olduğunu düşündüğüm şirketler, bunları da bir radara almakta yarar var diye düşünüyorum.